Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Windows 10 bilgisayarımızı Windows 11'e yükselteceğiz. Ve bu sırada TPM 2.0 eksikliğinde gidereceğiz. Öncelikle bilgisayarımızın Windows 11 durumunu öğrenebilmek için, Windows 11 ile alakalı durumu, PC sistem durumu denetimine giriyoruz. PC sistem durumu denetimi Google'da aratıyoruz. Ve şu kısma girelim. Evet böyle görsel bir şey geliyor. Burada denetleyin gibi bir şey olması lazım. Ha PC sistem durumu denetimi uygulamasını indirin. Buna basıyoruz ve indiriyoruz. Ben daha önce indirmiştim. O yüzden şurada 2 yazıyor. Ve bunu çalıştırıyoruz. Lisans sözleşmesini kabul edip devam edelim. Bu bizim Windows 11'e uyumluluğumuzu denetleyen uygulama. Açalım bakalım. Ve Windows 11 tanıtımı şimdi denetle diyoruz. Ve sonuçlar çıkıyor. Bizim işlemcimizi beğenmedi. Olmaz diyor. Bir de TPM 2.0 bu bilgisayarda desteklenmelidir diyor ve etkinleştirilmelidir diyor. İşlemcimi niye beğenmiyor anlamıyorum. Çok kötü bir işlemci değil. Yani Windows 11 kaldıramayacak bir işlemci değil. TPM benim um da benim BIOS'umda yok. O yüzden şimdi biz bunu nasıl atlayabileceğimizi göreceğiz. Hemen Google'a giriyoruz ve buraya Windows 11 indir diyoruz. Ve bizi her halükarda bir Windows 11 ISO dosyası lazım. Buradan seçiyorum Windows 11. İndir diyorum. Diğer indirme seçeneklerine de bakalım. Dili de Türkçe olsun. Onayla diyoruz. Ve 64 bit. Evet, buna da basıyoruz ve dosyayı indiriyoruz. Ve Windows 11 ISO dosyamız indi. ISO dosyamızı şöyle gözümüzün önünde olması için masa üstüne alıyoruz. Ve masa üstüne dosyamız geldi. Evet şu an ISO dosyamızı aldık ve açalım bakalım. Nasıl bir hatayla karşılaşacağız? Burada setup'ı niye sıralaması böyle çıktı? Setup'ı çalıştırıyoruz burada. buraya basalım. Yani güncelleştirmeleri indir diyoruz. Sonraki. Bakalım güncelleştirmeler denetleniyor diyor. Evet, kurulumun yeniden başlatılması gerek Başlatsın bakalım. Evet. işlemci Windows'un bu sürümü için desteklemiyor. Bilgisayar TPM 2.0 çipini desteklemelidir dedi. Ve direkt güncelleme yapmıyor. Şimdi biz bunu aşacağız bakalım nasıl aşıyoruz. Kapat dedim ve kapanmasını bekliyorum bunun. Şimdi video altına koymuş olduğum linkten şu dosyayı indiriyorsunuz ve bunu arşivden çıkarıyorsunuz. Yalnız şu dosyaya antivirüsünüz uyarı verecek çünkü bu Windows'un e, güvenlik için koyduğu bir şeyi biz aşmaya çalışıyoruz. O yüzden ee, uyarı verebilir Bana bir sefer verdi indirirken verdi şu an vermiyor Şu offline insider enroll'u sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz Ve 2'ye basıp enter'a basıyoruz değişiklikler tamamlandı Tamam diyor size burada yes no diye sorabilir ben az önce yaptım videoyu çekmeden önce ee, Y'ye yeah basıp enter'a bastığınızda bilgisayarınız bir defa yeniden başlatılacak ee, Ben bunu yaptığım için bana bir daha sormadı Tamam diyorum çıkıyorum. İkinci olarak da bu dosyayı yine sağ tıklayıp e, aç diyorum. Ya da şöyle sağ tıklayıp run with PowerShell diyorum. Şimdi oradaki komutlar uygulanacak. Güncellemeler için TPM ve CPU zorunluluğu bypassla kaldırmak için devam filan yani kalktı. On demek istiyor. İşlemci ve TPM zorunluluğu ortadan kalktı. Şimdi tekrardan güncellemeyi deneyelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. O tiki kaldırdım. Ee, bir veri gönderilmesini istemiyorum Microsoft'a istatistik olarak. Şu an denetleniyor. Burada kurulum yeniden başlatılıyor bir sefer. Arka planda açıldı. Evet burada yine bilgisayar TPM 2.0 çipini desteklemiyor diyor. Ama işlemci hatasını aşmış olduk. Evet şimdi de TPM problemini aşacağız. Öncelikle yine video altına koymuş olduğum linkten Bypass TPM çeki de indiriyorsunuz. Sonra bunu masa üstüne herhangi bir yere çıkarıyorsunuz ve sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve işlem tamamlanıyor. Şimdi herhangi bir tuşa basıp oradan çıkabiliriz. Şimdi bir daha Windows 11 güncelleştirmeyi deniyorum. Bakalım karşıma ne gelecek. Şunu kaldırıyorum. Bakalım karşımıza bu sefer ne gelecek? kurulum bir daha başlayacak. Ve şu an kurulum devam edecek. Burada bize sözleşmeyi soruyor. Kabul et dedik. Ve güncelleştirmeler denetleniyor dedi. Şimdi bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ben de ilk defa yapıyorum şu an. Buraları hızlandıracağız. Videoda. Evet arkadaşlar burada bu bilgisayar Windows 11 çalıştırmak için istenilen şeyleri sağlamıyor diyor. Biz zaten özellikle bildiğimiz için buna kabul et diyoruz. Şimdi bilgisayarınızda yeterli alan olduğu doğrulanıyor diyor. Yükleme sırasında bilgisayarınızı kullanamayacaksınız diyor. E, kişisel dosyalar ve uygulamaları saklamak istiyorum ben. Windows 11 Pro'yu yükleyeceğim. E, bunlarda bir problemim yok. Evet, şimdi yükle diyerek devam ediyoruz ve bilgisayar birkaç defa yeniden başlatılacak diyor. Evet, şu an bilgisayarımız birkaç dakika içinde yeniden başlatılacak. Çok uzun sürdü. Şu an yine bekliyoruz. Evet yine burada bir yüzde çıkıyor karşımıza. Burayı da bekleyeceğiz. Ben bu kısımları hızlandıracağım tabii ki. Evet bilgisayar bir daha yeniden başladı şu an. Bu kısımlarda bekliyoruz sadece. Yapacağımız bir şey yok. Evet bu kısımda da bekliyoruz tamamen. Kendisi ayar yapıyor. Ve arkadaşlar masa üstüne ulaştık. Evet şu an masa üstündeyiz. Dosyalarımız yerli yerinde duruyor. Benim merak ettiğim şuydu. genel disk C'de e, aynen duruyor mu her şey yoksa bir Windows Old diye bir şey mi oluştu? Evet bir Windows Old var burada. PC ama Windows Old'da benim dosyalarım yok. Daha doğrusu ha, Windows Old dediği şey burada kullanıcılar boş dosyaları yedeklemiş. Niyeyse. Masa üstünde de hiçbir şey yok. Ya bütün ayarları aynı olduğu gibi duruyor. Ama bu işlemi yaptık ama ben çok tavsiye edemeyeceğim. Çünkü çok uzun sürdü. Ee, bir saat 10 dakika falan sürdü yani toplamda SSD de var benim bilgisayarımda çok da eski bir bilgisayar değil yani Çok dandik bir bilgisayar değil 8 GB RAM'i var İşlemcisi 3.1 GHz Yani Şu an durum böyle inceleme yapmayacağım Bu videoda Ama bir programların ayarları falan yerinde OBS çalışıyor. Vysor vardı. Vysor açtım nedense. Yani bir problem yok. Ayarlar aynı yerli yerinde duruyor. Böylelikle Windows 10'u Windows 11'e yükseltmiş olduk. TPM'i ve işlemci uyarısını bypass etmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.